Biz motorcuyuz oğlum. Bize 54 dakika söker mi lan? Hadi gidelim. Para... Bak. Bak, İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu yol tamirleri. Emin ediyorum ömrü hayatında hiç asfalt yüzü görmemiş Amazon yerlisini getir abi. De ki aha bak şurada bir delik açılacak, şurayı kaz, ondan sonra kapat de. Malzemeler de bunlar da yemin ediyorum Amazon yerlisi bunlardan daha iyi tamir yapar ya. Gel şimdi lastik. Pardon. Motor. Evet. Ben de hep araba lastiğinden lastik parka alışmışım. Motorumuz da orada tamir oluyor. Ben orada çayımı içiyorum. Bak Samet, artist oldun ya. Ya Allah, bismillah. Merhaba arkadaşlar. Moto Vlogçu Dayı kanalındasınız. Şimdi biliyorsunuz, belki videolardan takip ettiyseniz, bu motorun lastiği patlaktı. Yani arka taraf iniyor böyle. 3-4 günde bir iniyor. Servisten de çıktı çok güzel bir sesiyle beraber. Bu arada bu köpekler anlaşıyor herhalde. Şimdi ne yapacağız, ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Rahmetli Barkın abinin videosunu seyrederekten lastik seçimleri vesairesi konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmıştım. Ve lastik değişimini, yani lastik en azından tamirini onun anısına ve onun da ruhuna Fatiha okuyarak moto lastiğe gideceğim ya. Öyle bir şey geldi aklıma. Hadi şimdi Sarıyer'deymiş abi. 32 kilometre diyor. 54 dakika diyor. Tabii biz motorcuyuz oğlum. Bize 54 dakika söker mi lan? Hadi gidelim. Şu interkomumuzu da açalım arkadaşlar. Evet, Bluetooth'umuz bağlanmış. %80'de şarjımız varmış. Zaten bu ya %80'de ya %50'de, hiç şeyini duymadım anasatayım. %51,3 mesela ya da %100. Full dolduruyorum ya, 180. Telefon çaldı. Evet, bir saniye. Evet, banka aradı. Bu arada yakında nasıl para... Bak, İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu yol tamirleri. Ya sırf var ya, yemin ediyorum bununla alakalı bir video çekeceğim ya. Ya adamlar yol yapıyorlar. Lan yolu tamir edemiyorlar ya. Yemin ediyorum ömrü hayatında hiç asfalt yüzü görmemiş Amazon yerlisini getir abi. De ki aha bak şurada bir delik açılacak, şurayı kaz, ondan sonra kapat de. Malzemeler de bunlar da yemin ediyorum Amazon yerlisi bunlardan daha iyi tamir yapar ya. Ya bir de gelmişler utanmadan, yok geliyor gelmekte olan bilmem ne. Lan tamam, geldiniz gördünüz, gördük ya. Ya bu arada var ya, vallahi sinirden İmamoğlu'na oy vermiştim. Ya böyle bir şey mi olur abi ya? Abi her yerde aynı. Cennet aynı. Bağcılar aynı. Yüzyıl aynı. Ya nereyi kazıyorlarsa abi kapatamıyorlar ya. Bahçeli evler aynı. Ya sadece ben merakımdan soruyorum şimdi. Bak sadece merakımdan. Mantıklı bir vatandaş olarak sadece ben. Ya da asfaltı kapatamayan. Ya ülkeyi nasıl yönetecek kardeşim? Ya bir soruyorum ya. Asfaltı kapatamayan adam ülkeyi nasıl yönetecek? Ya bir doğru düzgün bir yol var. Tamam.
Bozdun abi, kazdın. Ya kapat abi, düzgün kapat ya. Bak ne diyorum ya. Mesela asfalt nerede yoktur mesela? Nerede yoktur? Mesela Afrika'da da vardır artık da herhalde. Afrika'nın en ucra köşesindeki kabilesinden böyle bir 5 kişiyi getirsen böyle. Desen ki aha burayı kaz, tekrar asfalt yap desen, yemin ederim ondan daha düzgün asfalt yapar. Ve şöyle bir durum var. Liyakat. E bu kardeşim, bu asfaltı düzgün yapamayan da mühendise mi yaptırıyorsun bu asfaltı? Bak şimdi burayı da kazıyorlar bak şimdi. Bak burayı kazıyorlar şimdi. Kaç gün sonra bak nasıl bir sonuç çıkacak buradan da. Bak görürsünüz. Ya, tamamen rezalet ya. Tamamen rezalet. Ya, daha sen yereli yönetemiyorsun. Ülkeyi nasıl yöneteceksin ya? Ya tamam, kızıyoruz, bazıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Şunu yapıyoruz ya. Ben de kızıyorum ya. Ben de şu ekonominin ağzına sıçıldı. Ama sen gidip de mesela teröristlerle işbirliği yapıyorsun. Ya kardeşim, öbürkü işbirliği yapmıyor, öbürkü göz kırpıyor, siyasi kurnazlık yapıyor. Sen gidiyorsun kucaklarına, Allah'ım ya Rabbim. Neyse, pek fazla siyasete girmek istemiyorum ben çünkü aşırı milliyetçi bir insanım. Şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi lastik park. Yok, ne lastik parkı? Araba lastiğinden alıştım lastik parka. Moto lastik, Sarıyer. Oraya gidiyoruz. Belki yakınımda çok lastikçi vardı ama ben altın elbiselerden barkının anısına oraya gitmeyi istiyorum. Acaba o videodaki abi de yaşıyor mudur ya? Ne bileyim. O da çok iyi motosikletleri anlatıyordu. Benim motosiklet lastiği ihtiyacım ne zaman olacak? TRK X'in eğer lastiklerini hani bitirene kadar bende kalırsa, satmazsam, o zaman ona böyle bir GS lastiği gibi bir lastik, o da herhalde Pirelli'nin bir lastiği, tırtıklı, ondan taktırmayı düşünüyorum. Onun haricinde işte spontane geliştikçe gideriz artık. Ama uzak mısın be abi, Sarıyer'de? Neyse hadi bu seferlik geliyorum. Bundan sonrasına bakarız. Gelirim herhalde. Sarıyer'in havası da güzel aslında. Bu arada 502C Benelli'miz bak yazılımdan çıktı. Bakımlarını Bilgin Motor Kazım Usta Elçin sağ olsun yaptı. Egzoz kendi üzerindeki kendi egzozu ufak bir artık içine bir şey mi yaptı, boru mu yaptı, ne yaptı? Motorun sesi aşık ediyor, aşık. Herkese aşık ediyor. Geçen gün ışıklarda duruyor. Lan R25 gelmiş, evlenme teklif edecek neredeyse motora. Adam diyor abi kaçlık bindik mi diyor. Yo, bindik gibi ses çıkıyor diyor. Öbürkü diyor Allah Allah, bu nasıl iki silindir? 4 silindir gibi ses çıkıyor diyor. Yani Benelli'ye de buradan laf atan çok, çünkü Benelli'yi satamıyorlar, pazarlayamıyorlar. Bizim piyasadaki ustalarının hepsi ezbere usta abi, hepsi. Turuncu arıyor yine, arama kardeşim beni, tamam biliyorum. Elçin parmaklıyor seni. Bizim piyasadaki ustaların tamamı ezbere usta. Bu bizim sektörde de geçerli. Şöyle, mesela adam bir yerde öğrenmiş ama kopya çekerek öğrenmiş. Yani yapılana bakmış, ya kendini hiç geliştirmemiş. Ya şu kabloyu kopartırsam ne olur? Şunu şuradan çıkartırsam ne olur? Şu vida yerine şunu takarsam ne olur? Ve kardeşim, deneme yanılma yapacaksın. Ustalığını geliştireceksin. Adama götürüyorsun. Bu olmaz. Bu olmaz. Lan anasını sattı bunun. Bunu elin gavuru yapıyor. Elin Çinlisi yapıyor. Elin lan hepsi yapıyor. Ya sen nasıl yapamıyorsun ya? Nasıl olmaz ya? Bunu nasıl oldurmuşlar peki diyorsun? O olmaz. Çünkü niye geliştirmemişsin? Abi geliştir kendini, geliştir. Bütün ustaların kendini geliştirmesi lazım. Bak mesela Kasım Usta da mesela. Adam Benelli hiç görmemiş. Ya kardeşim motor mu motor? Benelli hiç görmemiş. Diğer usta Benelli'ye bakmıyoruz. Ona bakmıyoruz. Benelli motor mu? Lan Suzuki servisine götürdüm. Bu nasıl motor? Kaydırmalı debriyaj bilmem ne şu bu. Abicim. Korkunun ecele faydası yoktur. Ben işi
Ben de bu arada bir ustayım. Ben de makine ustasıyım. Örgü makinesini böyle ters çevirip çalıştırırım. Benim ustam, ben daha o zaman çırakken bir şey ayarlarken korkuyordum, hani ya acaba zarar verir miyim vesaire. Adam geldi dedi ki, Cumhur ne oldu, niye bakıyorsun? Dedim usta dedim, ya zarar vermiyor, kırılmasın dedim makine parçası dedim, makine kendine. Dedi ki korkun necele faydası yoktur dedi, bas. O yüzden bir şey ayarlarken abi gerçekten ya bozacaksın yapacaksın. Ya ustaysan bile zaten ustalığın bir sonu yok abi. Ustalığın sonu yok. Yani ben ustaların ustası, en baş ustayım dersen o konuda yanılırsın. Bir gün bir çırağın teki gelir, senin aklının takıldığı bir yerde bir şey çıkartır. Ya şunu şöyle yapsan daha kolay olur diye. Böyle öküz gibi bakarsın. Allah Allah, senelerin ustasıyım ben, bu niye benim aklıma gelmedi diye. O yüzden yani bu parantez içinde bu Benelli'yi söylemiştim. Benelli 502C'den gerçekten çok memnunum. Almak istiyorum. Ben 502X'inden de çok memnunum abi. Ha, bir Ducati Diavel değil. Tabii ki parası da öyle değil tabii ki, ama görüntüsü yakıyor. Şimdi sesi de yakıyor. Hızı da 180 yapıyor yani. İstanbul'da bak. Bak onarımdaki çukura bak. Of, ara gaz vermek bu kadar tatlı olmuş muydu ya? Hobim tünellerde egzoz bağırtmak. Doğru geliyorsun değil mi lan? Yani navigasyon doğru gösteriyor. Zaten bu solun başındaymış ya. Evet, çok güzel bir yer burası yine. Abi, motorlu fobilerim yokuş yukarı ve yokuş aşağı. Evet, burası. Oh. Motor götümü masaj yaptı, nasıl satayım ya. Oğlum ben bunu yine viteste bırakayım ya. Ne olur ne olmaz, nasıl satayım. Şöyle yapayım. Heh, aynen öyle. Selamünaleyküm. Abicim lastiğim patlaktı da. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi lastik. Yok, pardon. Moto lastik. Ben de hep araba lastiğinden lastik parka alışmışım. Evet arkadaşlar, motor lastiğin şu anda sarı yerdeki yerindeyiz. Arka lastiği inme sorununa bakacağız, niye iniyor diye. Arkadaş sağ olsun ilgileniyor. Güzelmiş ya, ben lastiği döneyim. Şu an gözükmüyor ama yolda ayakkabı olur belki. Evet. Arkadaşlar bak, YouTube kanalı orada açık. Ben şimdi orada kendime abone olurum. Ben benim şu avantaj yapmışım bugüne kadar. Değişirse üçüncü gördüm azıcık. Şey yapacak.
buradan da kendime abone ediyorum. Bütün aboneleri zorla yapıyorum vallahi. Ha? Motovlogçu dayı. Nereye gittim? Evet, bu kanal. Evet, bakın siz de abone olun. Kendimi zorla abone yaptırmayın bana. Abone olmuyor ya. O zaman izleyelim bakalım. Evet. Abone olduk, evet. Bunun sesi nasıl kısılıyor ya? Ha, şöyle kısılıyor. Evet, burada kendimize abone olmuşken motorumuz da orada tamir oluyor. Ben de burada çayımı içiyorum. Bak Samet, artist oldun yavrum. Tamam abicim, çok memnun oldum abicim. Görüşürüz. Hadi ustam, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki işimizi bitirdik. Ha. Ben bunu 42 falan yapıyordum. O zaman 36 mı yapacağım? Ya sen biraz yükselir misin? 38 falan kullanabilirsin. Tamam. Tamam oldu abicim ya. Sen 42 diye dedin, 42 yaptırdık çocuğa ama. Yok, ben öyle biliyorum diye. Ben yoksa o kadar şey yapmıyorum. Yani 2 dakika olmuş. Düzelttin mi? Ha. Ben yoksa YouTube videosunu izledim bir tanesi. Ön taraf 36, arka 42. Ha. Anladım. Tamam oldu abicim benim. Çok. Hı-hı. Tamam. Bakın arkadaşlar, burada motorların şey de aynı, yüklü de aynı. Ha. Tamam oldu abi benim. Aklına gelmezse KPA'yı şeye çevirip konverter ediyorsun. İnternet tarifinin KPA kaç PSI ya? Tamam. Tamam oldu abi. Hadi kolay gelsin. Ha? Hadi eyvallah.